İnsan ne ile yaşar? Leo Tolstoy. Part 2. Bundan 6 yıl kadar önce bu çocukların anaları ve babaları bir hafta içinde öldüler. Babaları salı günü, anneleri cuma günü öldü. Bu çocuklar babaları öldükten 3 gün sonra doğdular. Anneleri onların doğumu sırasında öldü. Onlara komşuyduk. Babaları ormanda çalışıyordu. Bir gün üstüne ağaç devrilmiş. O hafta içinde karısı ikizleri dünyaya getirdi. Yani bu küçük kızları. Kadın yoksuldu, yalnızdı. Yanında kalacak kimsesi yoktu. Doğumu yalnız başına yaptı. Sonra da yalnız başına öldü. Ben ertesi sabah onu görmeye gittim. Kulübeye girdiğimde zavallının kas katı kesilmiş vücuduyla karşılaştım. Ölürken işte bu kızın üzerine yuvarlanmış ve çocuğun bacağını ezmiş. Çocuklar orta yerde kimsesiz kalmışlar. Halleri ne olacaktı? Bizim o zamanlar köyde bebeği olan tek kadın bendim. Benim bebeğim 8 haftalıktı. Kızları bir süreliğine yanıma aldım. Köylüler bir araya toplandılar ve çocukları ne yapacaklarına karar vermeye çalıştılar. Bana Maria, bu çocuklar şimdilik senin yanında kalsın. Biz elbet bir çaresini buluruz dediler. Böylece sağlıklı olan kızı emzirmeye başladım. Sakat olanı ise önceleri emzirmedim. Doğrusu onun yaşayacağını hiç zannetmiyordum. Sonra kendi kendime, bu zavallı masum çocuk neden acı çeksin ki? Onun suçu ne dedim. İşte böylece 3 çocuğu da emzirmeye başladım. Allah bana o kadar bol süt verdi ki 3 çocuğa fazlasıyla yetti. Benim çocuğum 2 yaşını tamamlamadan öldü. Allah bize başka çocuk vermedi. Kocam değirmende buğday tüccarı. İyi kazanıyor. Rahat yaşıyoruz. Bunlar olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Onlar benim hayattaki tek mutluluk kaynağım. Kadın bunları anlatırken bir eliyle topal kızı bağrına basıyor, diğer eliyle de gözyaşlarını siliyordu. Marciona içini çekerek, boşuna dememişler. İnsan anasız babasız yaşayabilir ama Allahsız yaşayamaz. Onlar böyle konuşurken Mikail'in oturduğu köşede çakan şimşek gibi bir ışık bütün evi aydınlatıyordu. Hepsi ona doğru baktılar. Mikail elini dizlerinin üzerine koymuş, gözlerini yukarı doğru dikmiş gülümsüyordu. Kadın çocukları alıp gitti. Mikail oturduğu yerden kalktı, elindeki işi bıraktı, önlüğünü çıkardı. Sonra Simon ve Martiona'nın önünde saygıyla eğildi. Allah'a ısmarladık efendilerim dedi. Allah beni bağışladı. Bir kusur işledimse siz de beni bağışlayın. Simon ve Martiona Mikail'in başının üstünde bir ışık yükseldiğini gördüler. Simon da kalkıp onun önünde eğildi. Mikail dedi. Görüyorum ki sen sıradan bir insan değilsin. Ben seni ne burada alıkoyabilirim ne de sorguya çekebilirim. Ama bana sadece şunu söyle. Seni bulup eve getirdiğimde kaşların çatıkken karım sana yemek verdiğinde neden gülümsedin ve yüzün aydınlandı? Sonra o beyefendi çizme yaptırmaya geldiğinde de gülümsedin ve yüzün aydınlandı. Şimdi de bu kadının çocukları geldiğinde 3. kez gülümsedin ve yüzün aydınlandı. Söyle bana, yüzün neden öyle aydınlanıyor? Ve 7 yıl içinde neden sadece 3 kez gülümsedin? Mikail yanıt verdi. Benden ışık çıkıyor çünkü Allah beni cezalandırmıştı. Şimdi ise affetti. 3 kez gülümsedim çünkü Allah beni 3 gerçeği öğrenmem için yeryüzüne göndermişti. Şimdi ben bu 3 gerçeği öğrendim. Birinci gerçeği karım Martiona bana acıdığı zaman öğrendim. İlk kez gülümsememin nedeni bu idi. İkinci gerçeği o zengin adam çizmelerini yaptırmak için geldiğinde öğrendim ve yine gülümsedim. Şimdi de o küçük kızları gördüğüm zaman 3. ve son gerçeği öğrendim ve 3. kez gülümsedim. Simon bana Mikail, Allah seni neden cezalandırdı ve sözünü ettiğin 3 gerçek nedir? Mikail, Allah ben ona itaat etmediğim için beni cezalandırdı. Ben cennette bir melektim ve Allah'a karşı geldim. Allah benden yere inip bir kadının canını almamı istedi. Uçup yere indim. Bir de baktım ki kadının ikiz çocukları olmuş. Hasta kadın yalnız başına yatıyor. Çocuklar da annelerin yanı başında duruyorlar. Fakat kadın da onları kaldırıp emzirecek güç yok. Kadın beni görür görmez ruhunu almak için geldiğimi anladı. Ağlayarak yalvardı. Ey Allah'ın meleği, kocamın üstünde bir ağaç devrildi, öldü. Ne bir kardeşim, ne bir teyzem, ne de annem var. Yetim kalacak çocuklarıma bakacak kimse yok. Canımı alma. Bırak çocuklarımı emzireyim. Yürüdüklerini göreyim. Çocuklar anasız babasız yaşayamaz dedi. Ben de kadının sözünü dinledim. Canını almadım. Çocuklardan birinin
göğsüne verdim, ötekini de kucağına koydum. Sonra da Allah'ın huzuruna çıktım. Kadının canını alamadım dedim. Kadının kocası ağaç altında kalarak ölmüş. Bir de ikiz çocukları olmuş. Bana bırak onları büyüteyim. Anasız babasız yaşayamazlar dedi. Ben de kadının canını alamadım. Allah bana dedi ki, git o annenin canını al ve üç gerçeği öğren. İnsanda yaşayan nedir? İnsana verilmemiş olan şey nedir? Ve insan ne ile yaşar? Bu gerçeği öğrendiğinde cennete geri döneceksin. Bunun üzerine ben de yere indim ve kadının canını aldım. Çocuklar annelerinin göğsünden düştüler. Kadının vücudu yasağın üzerine devrildi ve çocuklardan birinin ayağını ezdi. Kadının ruhu Allah'a götürmek için köyün üzerinde havalanmıştım ki bir rüzgara tutuldum. Önce kanatlarım sarktı, sonra tamamen düştüler. Kadının ruhu yalnız başına yükseldi. Ben ise yere bir yol kenarına düştüm. Simon ve Martiona kendileriyle birlikte yaşayan kişinin kim olduğunu, kimi giydirip soyundurduklarını anlamışlardı. Yarı korku, yarı sevinç içinde ağlamaya başladılar. Melek devam etti. Bir tarlanın ortasında yapayalnız çıplak kalmıştım. İnsan olana kadar insanların çektikleri sıkıntıları bilmiyordum. Soğuğun, açlığın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Açlıktan ölmek, soğuktan donmak üzereydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Tarlanın hemen yanında bir mabet gördüm. Sığınacak bir yer bulma umuduyla oraya gittim. Mabet kapalıydı. İçeri giremedim. Kendimi rüzgardan ve soğuktan koruyabilmek için mabedin arka duvarına yaslandım. Hava kararmak üzereydi. Açlıktan, soğuktan ve üzüntüden perişan bir haldeydim. Birden yolda elinde bir çift çizme tutan bir adam gördüm. İnsan olduktan sonra ilk kez bir insan yüzü görüyordum. Adamın yüzü bana çok korkunç göründü. Başımı başka tarafa çevirdim. O kendi kendine konuşuyor, kışın ne giyeceğini, karısına çocuğuna nasıl bakacağını düşünüyordu. O bana yardım edemez diye düşündüm. Adam beni görünce somurttu. Yüzü daha da korkunç bir hal aldı ve sonra yürüyüp mabedin öbür yanına gitti. Ondan ümidimi kesmiştim. Ama sonra birdenbire geri döndüğünü gördüm. Az önce onun yüzünde ölümü görmüştüm. Ama şimdi yaşıyordu. Yanıma geldi, beni giydirdi. Alıp evine götürdü. Eve gelince bizi bir kadın karşıladı ve hemen söylenmeye başladı. Kadının hali adamdan daha korkunçtu. Ağzında ölüm havası esiyordu. Etrafa yaydığı ölüm kokusundan nefes alamıyordum. Beni o soğukta dışarı atmak istiyor ve bunu yaparsa da öleceğimi biliyordum. Derken kocası ona Allah'ı hatırlattı ve kadında bir değişme oldu. Kalbi yumuşadı. Bana yemek getirip yüzüme baktığı zaman kadının yüzünde artık ölümü görmüyordum. O hayata dönmüştü. O zaman Allah'ın benden öğrenmemi istediği ilk gerçeği fark ettim. İnsanda yaşayan nedir? Ben insanda yaşayanın sevgi olduğunu anladım. Allah'ın söz verdiği şeyi bana hemen öğretmeye başladığını fark edince sevindim ve ilk kez gülümsedim. Ama henüz sadece tek bir gerçeği öğrenmiştim. Oysa insana verilmiş olan şeyi ve insanın ne ile yaşadığını hala öğrenmemiştim. Sizinle yaşamaya başladım ve ardından bir yıl daha geçti. Bir gün zengin bir adam çıkıp geldi. Bir yıl boyunca yırtılmadan, şekli bozulmadan kalacak bir çizme yaptırmak istiyordu. Ona baktım ve birden arkasındaki ölüm meleğini gördüm. O meleği benden başka kimse görmüyordu. Arkadaşımı tanıyordum ve güneş batmadan o adamın canını alacağını biliyordum. Kendi kendime, bu adam için bir yıllık hazırlık yapılıyor. Oysa bu adam akşam ölecek. Bunu bilmiyor dedim. O anda aklıma Allah'ın benden öğrenmemi istediği ikinci gerçek geldi. İnsana verilmemiş olan şey nedir? İnsan yaşayan şeyin ne olduğunu daha önce öğrenmiştim. Şimdi ise insana verilmeyenin ne olduğunu öğreniyordum. Kendi ihtiyaçlarının bilgisi insana verilmemişti. İkinci kez gülümsedim. Hem arkadaşım olan meleği gördüğüme sevinmiştim, hem de Allah bana ikinci gerçeği öğrettiğine seviniyordum. İki gerçeği öğrenmiştim ama insanın ne ile yaşadığını, gerçeğini hala bilmiyordum. Allah'ın bu üçüncü gerçeği de günün birinde bana açıklayacağını ümit ediyor ve o günü bekleyerek yaşıyordum. Böylece günler geçmeye başladı. İnsan olarak yeryüzüne inişimin 6. yılında o kadın ikiz kızlarıyla geldi.
Kızları hemen tanıdım ve nasıl olup da sağ kaldıklarını öğrendim. Hikayeyi dinleyince içimden, bu çocukların yaşaması için anneleri de bana ağlayıp yalvarmıştı. Çocuklar annesiz babasız yaşayamaz demişti ve ben de inanmıştım. Oysa bir yabancı onları emzirip büyütmüş diye düşündüm. Kadın kendisinin olmayan çocuklara karşı sevgi gösterip ona sarılarak ağladığında ben de onda yaşayan Allah'ı gördüm ve insanın neyle yaşadığını anladım. Allah bana üçüncü gerçeği de göstermiş ve beni affetmişti. Bu yüzden üçüncü kez gülümsedim. Melek sözlerini bitirdikten sonra çıplak bir hale geldi. Sonra vücudunu nurla kapladı. O kadar ki ışık insanın gözlerini kör edecek derecede güçlüydü. Sesi gittikçe yükseldi. Sanki konuşan o değil de cennetten gelen bir sesti. Melek şöyle devam etti. Öğrendim ki insan çabasıyla değil sevgiyle yaşar. O anne çocuklarını yaşaması için ne gerekli olduğunu bilmiyordu. O zengin adam da kendisine neyin gerektiğini bilmiyordu. O gün akşam olunca ayaklarına çizme mi giyecek, cesedine terlik mi giyeceğini bilmek kimseye verilmemiştir. İnsan olduğum zaman ölmemişsem bu benim çaba gösterdiğimden dolayı değildir. Hayatta kalmamı sağlayan şey yoldan geçen adamın yüreğindeki sevgiydi. Onun ve karısının bana acıyıp şefkat göstermeleriydi. Beni hayatta bırakan, öksüz kızları da öyle, başka bir kadının onlara acıyıp şefkat gösterdiği için hayatta kaldılar. Bunun gibi bütün insanlar kendi iyilikleri için kafa yorduklarından değil, kalplerinde taşıdıkları sevgiyle yaşarlar. Allah'ın insanlara hayat verdiği ve onları yaşatmak istediğini önceden de biliyordum. Şimdi ise bundan daha fazlasını biliyorum. Allah'ın insanları birbirinden ayrı yaşamalarını istemediğini anladım. Bu yüzden onlara ayrı ayrı herkese kendi ihtiyaçlarını bildirmez. Yüreğinde sevgi taşıyan insanın sevgisi Allah'tandır ve Allah insanın içindedir. Çünkü varlığın sebebi sevgidir. Melek Allah'a övgüler yağdırdı. Ev onun sesiyle sarsılıyordu. Tavan yarıldı. Yerden göğe doğru bir ışık yükseldi. Simon, karısı ve çocuklar yere düştüler. Simon kendine geldiğinde ev yine eski halindeydi ve evde kendisinden, karısından ve çocuklarından başka kimse yoktu.